Köpek balığı. Nerede? Hı? Çık çık gel. Gel bak. Güzel insanlar, nasılsınız? Sizlere şu anda good morning guys arkadaşlarla beraber Honduras'ın Roatan adasından sesleniyorum. Burada dünyanın en büyük resiklerinden ikincisi var diyebilirim. Birincisi Avustralya'da. İşte bugün bu adaya gelme sebebimiz olan aslında tüplü dalış yapacaktık ama ondan hem biraz korktum hem kişi başı $340 istediler. O yüzden onun yerine bildiğiniz böyle resiklerin yaklaşık yarım metre, bir metre yükseklikte olduğu böyle suyun bir bölgeye gideceğiz ve şnorkelle dalış yapacağız. Size sanırım bu sene gösterdiğim en renkli dünyayı biraz sonra izleteceğim. Bir tekne kiraladık. Bizi yaklaşık 2,5-3 saat boyunca bu adanın etrafındaki bu resifleri gezdirecekler. Ondan sonra köpek balıkları görecekmişiz, vatozlar görecekmişiz falan derken böyle çok çok heyecanlı ve renkli bir gün olacak. Sizlere iyi seyirler ekranlarınızın başında. Bana da süper bir deneyim olsun. Hadi bakalım Karayipler'de Honduras ülkesinde Roatan adasında bu deneyimi birlikte yaşayalım. Dalışa gitmeden önce aç aç gitmemek lazım. O yüzden böyle sabah 8'de kalkıp Honduras elması yiyoruz. Biraz da muz yeriz. Ondan sonra çok çünkü bir şey yememek lazım. Sabah bile olsa. Ondan sonra dalışımızı yapacağız. Buraya geldiğimizden beri ilk defa elma yiyoruz. Hiç de güzel değilmiş. Aldatıcı. Dışı güzel. İçi yavan. Böyle bir yerde kalıyoruz. Hava da güzel şansımıza. Bulutlu olsa suyun altını net bir şekilde gösteremem size. O renk cümbüşüne şahit olamazsınız. Ama böyle güneşli olduğu zaman her yer böyle çok berrak olacak. Elma o kadar kötüydü ki resmen yiyemedik. Demek ki burada elma yememek lazımmış. Muzları canavar. Enerjiyi aldık. Yavaş yavaş hazırız. Allah, o kadar şanslıyız ki şu denizin, havanın temizliğine bakın arkadaşlar. Şu netliği görüyor musunuz? Pırıl pırıl. Biz kaç gündür buradayız? İlk defa bu kadar net görüyorum. Hadi bakalım teknemize doğru ilerliyoruz. Bak bak bak, şuradalar balıklar. Resmen sahaya çıkacaklar. Şimdi tekneye doğru bu plajdan gidiyoruz. Pırıl pırıl ya Allah. Bu kadar net görmemiştim hiç, heyecanımdan anlıyorsunuzdur. O kadar çok balık var ki adamlar deniz ürünleri konusunda bayağı şanslı bir coğrafyadalar. Hello. How are you doing? Good. Good morning. Morning, morning guys. Where is our boat? Okay, can we just first get a water and some stuff? And I'll come back in like 5 minutes. Yeah, you can buy it there or you can buy it there, any one of those stores. Okay, sounds good. Okay, coming in 5 minutes. Şimdi turda hiçbir şey vermiyorlar. Bu tur $100'dı. Bize 70'e indiler. Böyle araştırdık, soruşturduk. Amerikalı değiliz dedik. Zorla ikna ettik. Vermedikleri için şöyle bir markete gelip kendimiz suyumuzu, meyve suyumuzu falan alalım. Hola. Şu sular mesela güzel oluyor ve $1.5 falan. Hey, my name is Deniz. I'm Jordi. Jordi. My name is Isabella. Isabella. Bu nasıl nesip Isabella ya? Kaptan geldi. Allah. Biraz sonra dünyanın güzelliklerine şahit olacaksınız. Çok seveceğinize adım gibi eminim. Aa, bu tekneymiş, bu kocaman. Ben daha küçük bir şey bekliyordum. Haha, hi hermano. Esip atlayacaksın. Ya Allah, habibi. Hi. How are you today? Great, you? Good, thank you. Deniz. Deniz, Alfredo. Alfredo, nice to meet you, man. Nice to meet you. So, what are we going now? Moving right now? See the dolphins. Okay. See the mangroves. Uh-huh. Two sponges were there, right? Okay, sounds great. Okay, let's go. Thanks, man. Başladık gençler. Teknenin güzelliğine bak. Kaptanımız, rehberimiz. Şimdi ilk şeyleri göreceğiz. Yunusları. Biz dandik bir tekne bekliyorduk. Gayet fıstık gibi bir tekne ve fıstık gibi bir rota hazırlamışlar. Başladık bakalım.
özel alanmış. Sahipleri nereli? Tabii ki Amerikalı. Şunların da hepsi teknelerini park ettikleri platformlar. Kocaman malikaneler var. Adamlar her yerdeler ya. Tekne turunda böyle sadece dalış yok. Sizi bölgeyi gezip anlatıyorlar. Mesela şu an çok güzel bir mangrove ormanına geldik. Bunlar suyun içinde yaşayan ağaçlar. Ve bu bitkiler olmasa bu coğrafyanın çoğu bu kadar böyle deniz çeşitliliği, özellikle canlı çeşitliliği olarak ölürmüş. İnternette birçok kaynakta öyle yazıyordu. Ve 3 çeşit mangrove varmış. Kırmızı, siyah, sarı dedi. Arkadaşlar bu kırmızı olanmış. Güzeldi değil mi? Kamerada, ekranlarda nasıl görünüyor bilmiyorum ama şu ana kadar muhteşem bir manzaralara şahit oluyoruz. Dünyada ne güzel yerler vardı. Dedirtiyorlar insana. Bir tarafta yemyeşil coğrafya, aşağısı pırıl pırıl deniz. Resitlere geldik. Asıl en güzel resitlerin olduğu yere gidiyoruz. Dedim ya bir yandan bizi gezdiriyor diye. Burası da bir otelmiş. Yatlarını otelin önüne karasına çıkartıp askıda tutuyor adamlar. Böyle direkt okyanus kenarında güzel bir tesis yapmışlar. Çok popüler diyorlar. Adı da Seaside'miş. Buranın en güzel yanı hem yeşil var hem rengarenk deniz ya. O konuda çok beğendim arkadaşlar. Yani tekneyle gezince daha net adayı görüp insan hayran olmuyor değil. Şimdi gençler, bu otel aslında bir paket otelmiş. Yani hem otelde konaklıyorsunuz hem böyle günlük dalış kursları alıyorsunuz ve gecelik 600 Amerikan dolarından başlıyormuş. Dalışa birazdan başlıyoruz. Gezimizi yaptık. Artık dalış saati dediler. Şuradaki resitlere dalacakmışız. Ya tak daha rahat suyun üstünde kalıp gezersin. Yüzme biliyorum ama yani işte daha keyifli. Biraz ileri gidecekmiştim o yüzden. Şuralara gidiyoruz. Başlıyoruz. Bize şimdi şnorkel ve şey verdiler. Palet. Vamo. Var mı? Ben gidiyorum. Tres, dos, uno, ha? Yep, I'm gonna take it. Wait. Nesip hadi. Allah'ım aşağıyı size göstereceğim. Köpek balığı. Nerede? Nerede? Ay yok bu iş. No problem. No problem ha? Köpek balığı var aşağıda. Lan köpek balığına tekme attı.
Vallahi az önce köpek balığına nasıl tekme attım bilmiyorum ama gerçi ne balığı olduğunu da bilmiyorum. Ama bayağı bir korktuk. He, sen de korktun da çaktırmadın. Şimdi akvaryuma geldik. Burası daha güzel olacakmış. Haydi bakalım, gazabız mübarek ola. Burası daha güzel. Bir, iki, Allah! Resime çok daha iyi. Resime direkt atla, çok daha iyi. İnanamadım, tekrardan aşık oldum buraya. Mükemmel. Çok güzel bir balık gördüm. Gösteriyorum şimdi. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Abi muhteşemdi, muhteşem. Verdiğimiz her kuruş helal olsun. Gerçekten hani adamlar hakkıyla gezdirdiler. Çok güzel. Özellikle son gittiğimiz koy muhteşemdi. Yani çok heyecanlı bir deneyim oldu. Nesibe hayatında ilk defa resiflere daldı. Ne diyorsun? Ben hala şoktayım. Tekrar söylüyorum, aşık oldum. Hatta ben diyordum ki bak o kadar güzel olacak ki sudan çıkmak istemeyeceksin demiştim. Evet. O bizzat buna şahit oldu. Çünkü Türkiye'de bu kadar çok balık çeşitliliği yok. Yani buradakiler hem renkli bir de üzerinde nasıl yaratılmışlar öyle. Ya böyle rengarenk. Balık, İnanamıyorsun gerçekliğine. Balık suratına bakar mı insanın? Bakıyor ya. Parlıyor resmen. Vallahi çok cennet gibi yerlerdi. Şimdi dostlar, yemek yemeye gidiyoruz, bakalım öğlen yemeğimizde ne var. Artık yemeğimizi yiyeceğiz buradaki, çünkü bu birkaç son günümüz kaldığı için keyfini çıkaralım. Abi şu anda var ya, yumurtayı koysan sanırım pişer. O kadar sıcak. Şöyle bir mekan bulduk. Geçen bir ara demiştik burada. Istakoz. İki çeşit yan yiyecek. Bir de içecek, $22. Burada hamburgeri 15'e satıyorlar. Istakoz için fiyat çok uygun. Ortam çok güzel değil mi ya? Vallahi umarım size de güzel rehber oluyordur bu videolarım. Yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Böyle güzel bir ortamda Biram geldi. Esko, nasıl keyfin? Bana çok güzel bir enerji geldi. Sen niye sürekli gülüyorsun? İçimden geliyor. Allah'ım ya, cennet gibi yerler. Her yer balık. Her yer pırıl pırıl. Yemeğimizi bekliyoruz. Allah'ım, geldi bizimki de. Bu seferki ne kadar büyük mü? Sebzeyle şey istedik. Yok, değişirdik ya sonra. Sen meş patata istedin ya. Meş patata öyle sebzeydi. Neyse. Bu sefer ıstakoz çok daha büyük. Tabii. Dünyanın en iyi yemeğini yiyorum şu an. Bakmayın ıstakoz yediğimize. Akşamları aç yatıyorsun. Yemek yiyecek yer yok. Öyle arada bir kendimizi şımartıyoruz. Nasıl bilecek ya? Yine harika Nesire. Burada deniz mahsullerini çok güzel yapılan, bir de Karayiplere özgü pilav kültürleri var. Fasulyeli, evet, pilav yapıyorlar. Bu da çok lezzetli oluyor. Yani nasıl diyebilirsin bunu, tarif edersin? Tane tane gibi değil bizdeki ama. Biraz lapa. Kokonatlı. Tatlımsı, biraz lapa. Ve doyuyorsun, buna şükür yani. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, başladığımız yere geri dönüyoruz. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Karnımız da doydu. Güzel de bir deneyim oldu. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Vallahi böyle deneyimler insanı gerçek anlamda motive ediyor. Böyle bugünü dolu dolu yaşadığımızı hissettik. İnşallah sizlere de nasip olur. Sonraki bölümlerde Honduras'tan, Guatemala'dan, Belize'den ve Meksika'dan çok güzel dünya turundan videolar gelecek. Bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Şimdilik Honduras Roatan'dan selamlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.